Sevgili dostlar, 14 yıldır buradayız. Bugün pandemi şartlarıyla, acıları ve bilinmezlikleriyle buradayız. Biliyorum ki yürekleri burada çarpanlar çok çoktur. Burası unutturulmak istenen konuların hatırlandığı, hatırlatıldığı bir yer oldu. Burası acılarda kardeş olmayı öğrendiğimiz yer. Acıları paylaşma, yüzleşme, yüzleştirme yeri oldu. Adalet ve doğruluk arayanların, isteyenlerin bir araya geldiği yer oldu. Bu alan devletin işlediği, göz yumduğu, duyarsızca, acımasızca, cevapsız, sonuçsuz bırakılan cinayetlerin, davaların dile getirildiği yer oldu. Bir kılıç artığı torunu olarak 100 yıldır yaşadığımız acıları inkar etmek, yalanlamak yetmedi, bir de sözde soykırım diyerek yalanlarına tüy diktiler. Birilerini acıtıyor muyuz, incitiyor muyuz diye hiç düşündünüz mü? Ermeniye sonu gelmeyen düşmanlığınız, hakaretleriniz, aşağılamalarınız, kininiz, öfkeniz gerçekten artık yoruyor. Siz hiç yorulmadınız mı? Yazık. Susmak, pişkinlik, utanç verici. Rab yardımcımız olsun. Gördüğü insanı, insan kardeşini sevmeyen, görmediği Allah'ı seviyorum diyen yalancıdır diyor Tanrı'nın sözü. Tekrarlanmaması için sorumluluk, duyarlılık, adalet ve doğrulukla pişmanlık gerekiyor. İtiraf, özür ve tövbe gerekiyor. Sevgili dostlar, o kadar çok biriken acılar, katliamlar, cinayetler, yaslar, davalar var ki acımızı dile getirmekten utanır olduk. Vatandaşıyla sorunları bitmeyen bir devletimiz var maalesef. Halbuki öldürmekten, düşmanlıktan, savaştan kim ne kazanmıştır? Ölümün, yasın, acıların, kıtlığın, bereketsizliğin çoğalmasından başka. Barış, esenlik, sevgi, iyilik, bereketle sevinç varken neden kötülük, neden düşmanlık, neden zulüm, neden savaşlar? Bunlar Tanrı'ya da düşmanlıktır. Temiz eller böyle mi olur? Bu virüs hangi sabunla temizlenir? İnsan onuru böyle mi korunur? Devletler, yönetimler böyle mi onurlu olur? Eşimin davası 14 yıldır devam ediyor. Bu 14 yılda bir cinayet davasını çözemediler. Çözemediler çünkü maksat çözmek değil. Nasıl kapatırız diye çabalıyorlar ama her yere o kadar bulaşmış ki bir türlü paketleyemiyorlar. Şu kadar yıldır etkili bir soruşturma yürütememek başka nasıl izah edilebilir? Şu kadar senedir tehdit edenlerin, hedef gösterenlerin bir kere bile sorgulanmamış olmaları başka nasıl açıklanabilir? Yakında davada yine bir karar çıkarıp bitti demeye çalışacaklar. Bittiğinden eminseniz neden avukatlarımızın taleplerini reddediyorsunuz? Neden tehdit edenleri, hedef gösterenleri ve azmettiricileri soruşturmuyorsunuz? 14 yıldır bu ülkede nice ittifaklar kuruldu, bozuldu. Ona göre bizim dava da renk değiştirdi, durdu. İnsan düşünmeden edemiyor. Acaba bu defa hangi ittifakın kimlere dokunuyor? Basitçe söyleyelim. Hrant'ı FETÖ öldürdü demek, ben yapmadım, elim yaptı demektir. Hrant'ı Ergenekon öldürmüş demek, ben yapmadım, ayağım yaptı demektir. Yıllarca dilinle bağıra bağıra, ayağınla yürüyerek buraya geldin. Ve silahı iki elinle tutup tetiği çektin, çutağımı öldürdün. Sen ayağın, sen elin, sen dilin değilsen, sen nesin? 14 yıldır görevini layığıyla yaptığını kanıtlamaya çalışan onca inkarcının
Sanıkların ve tanıkların arkasında bir garip devlet görüntüsü var. Katil olmadığını kanıtlamak için adeta aptal olduğunu kanıtlamaya çalışan bir devlet. Bırakın hangi duvar, hangi bina yıkılırsa yıkılsın, bu halk bundan iyisini inşa edecektir. İnşa edemeyecekse zaten harabedir. Rabbin iğrendiği 7 şey vardır. Maalesef gururdan, yalandan geçilmiyor. İnsan öldürenler, düzenbazlar, kötülükten zevk alanlar çoğaldıkça çoğalıyor. Ve maalesef ayrımcı zihniyet, çekişmeler, düşmanlık ve yalancılık soluyarak beslenip semizleniyorlar. Ülkemiz için yas tutsak yeridir. Çünkü hepsi fazlasıyla var. Suçu yalanla örülmüş iplerle, günahı araba organıyla çekenlerin vay haline. Kötüye iyi, iyiye kötü diyenlerin, karanlığı ışık, ışığı karanlık yerine koyanların, acıya tatlı, tatlıya acı diyenlerin vay haline. Teşekkür. Kur'an için, adalet için.